İçeride konuşsunlar, çekin bunları. Mustafa'm. Tamam. İçeride konuşsunlar, çekin. Ne? Yok abla. Daldım bir an, Halim aklıma geldi. Efendim Ayşe'cim? Şimdi Ayşe'nin görüştüğü kesinlikle biri vardır. Buna artık ben de inandım. Zaten görülmüş, Şaduman abla öyle diyor. Fakat Ayşe'nin kafası tersten çalıştığı için acaba Ali'yi kıskandırmak için görüşü olmasın, Ali onun acaba peşine düşer düşündüğü için biriyle görüşü olmasın, öyle olabilir mi Ayşe? Yok, yok öyle bir şey. Ama çok da sağlam, itiraf etmiyor. Hayır, biriyle de yakalanmadım. Yok. Götürdün mü Melike? Tamam. Alalım Ayşe'yi. Git içeride görüş. Git içeri. Git. Abla sakın öyle bak, bir şey. Bak seni mahcup etmemek için şuraya almadım. Yarın ellerimi öpeceksin ablacığım, Allah senden razı olsun diye. Hadi git kalk, git içeride görüş. Yok abla böyle iyi. Çekme. Yok abla. Böyle iyi misin? Çekmeyin, çekmeden görsün. Çekmesinler. Yok yok abla, abla oraya dışarı çıksam abla bayılırım, kimse ayıltamaz beni. İlk gözlerim Halim gelmeden ayılmam saatlerce. İyi tamam, geç şuraya otur. Anastasya, Caner geçin oh, yavrum. Şükür. Şuraya geç. Alalım Melek Hanım'ı. Çok şükür. Çok şükür diyor otur. Yok çektirtmeyecektim. Çektirmeden konuşsun görüştüğü insan. Yok abla, olmadığı için sıkıntı yok. Halim var. Ali haklısın kardeşim. Efendim Ahsen. Ayşe niye saklıyorsun? Gayet normal yani erkek arkadaşının olması. Yok, Ali'mi niye saklıyorsun? Ali'mi niye seviyorum. İnkar ediyorsun? Gayet normal hayatım. Yok, Ali'mi bekar seviyorum bir kadın ben. Ali'yi de kullanma yani bu arada, Alim deyip de. Yok yok, Ali'mi ben kullanmıyorum. Kullanma Ali'mi başka canım, kişiler kullanıyor. Gayet normal, bekar bir kadınsın. Yok. Gayet normal yani. Yani evet. Hayatın kurabilirsin. Evet. Efendim Safiye'cim. Ben Ayşe'nin hayatında kimse olduğuna inanmıyorum. Bir önceki belki hataydı. Var Safiye, Safiye, Safiye. Tamam Safiye. Var. Ben yoktur. Ben diyorsam. Safiye ben diyorum ya. Peki göreceğiz. Ha, ama ne durumda bilmiyorum ama var. Yok. Var. Var. Var da durumun şeyini bilmiyorum. İçerik sahibi değilim henüz. Yok abla. Ama ellerimi öpecek yarın. Abla Allah senden razı olsun diyecek. Semra? Bence Ayşe Ali'nin üzerine gül koklamaz asla. Helal yaşa abla. Kıskandırmak be. Amaçlı ben de Ayşe'ye katılıyorum. Yok, Allah razı olsun. Yok abla hayatımda kimse. Ayşe'nin derdi bir Ali'yi tekrar kazanıp yuvasını kurmak. Aynı. Yok abla hayatımda kimse yok. Ne dedin Ayşe? Şimdi Semra ile ikimiz hani kıskandırmak için biriyle görüşmüş dedik ya. Evet abla aynen dedi. Hayır abla aynen derken o şekilde demek istemedim. Hangi yanlış şekilde? Yanlış anlaşılma var onda. Ali'nin üstüne gül koklamaz Ayşe dedi. O şekilde aynen dedim be. Ama Ayşeciğim. Bir gül kokladı ya Semra, onu saymıyoruz mu? O gülden sayılmıyor mu? Yok. O da Ali'mi bırakmayacağım. Kulakları çınlasın. Ali'mi seviyorum ben abla. Hayatımda kimse yok. Evet. Ayşe itiraf et. Hayır, Ali'mi seviyorum. İlk göz ağrım Ali'mi seviyorum. Şadıman niye kızdın güzelim? Ne oldu? Seda Hanım çok baksana inkarcı, çok itiraz gidemiyor, ediyor. Gidemiyor, çıkamadı kapıdan. Ama işte cesaret yok ki çıkmaya. Ben olsam çıkarım. Niye çıkacağım abla? Ali'mi seviyorum ben. Abla hayır, yani o kişinin yanında ne işim var? Ben Ali'mi seviyorum. Bak Ayşe'cim sen Ali'yi seviyorum deme. O da beni seviyor. Dün kıskanıyordu abla, bakışları. Olmaz Ayşe'm, olmaz. Bak cesaretli bir kadın olsan Seda Hanım madem... Yok, emin yok. Bu şeyden senin kalkıp gidip alıp gelmen gerekirdi ama evet. Senin cesaretin kırık. Şuradan da çık diyorum, tamam kamerasız evet, görüş evet, diyorum. Evet Seda Hanım ama yok. Ben böyle yediğim ekmek gibi biliyorum Ayşe, var. Yok vallahi yok. Aa nasıl da yemin ediyor. Hadi git bak başka bir odaya almışlar.
Ayşe eyvah, gelsin eyvah. Diyor. Hadi git. Yok, Alim'in yanına gideceğim inşallah. Az önce... Alim bekle beni, geliyorum, hayatımda kimse yok. He.